Arkadaşlar merhaba. Çemberde açılar anlatacağım size bugün. Açı çeşitleriyle başlıyoruz. Açı çeşitleri 5 tane arkadaşlarım çemberde. Merkez açı, bir inceleyelim beraber. Merkez açı, çevre açı, teğet, giriş açı, iç açı ve dış açı. Merkez açımız alfa, gördüğü yay ölçüsünün aynı ölçüye sahip. Çevre açımız gördüğü yayın yarısı ölçüsüne sahip. Teğet, giriş açı arkadaşlarım, sorularda biraz başımızı ağrıtabilir. Tanıma dikkat edelim lütfen. Bir teğet ile bir girişin arasında kalan açıya verilen at teğet giriş açı. Karakter olarak çevre açıya çok benziyor. Özellik olarak gördüğü yayın yarısı ölçüsüne sahip. İç açımız iki tane giriş arasında kalan açı. İki tarafta da gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşit. Dış açı ise gördüğü yayların farkının yarısına eşit arkadaşlarım. Burada hemen bir iki detay vermek istiyorum. Dış açı sadece iki tane kesen doğru olduğunda değil, bir teğet ve bir kesen olduğunda da aynen bu formül geçerli. Artı arkadaşlarım iki tane teğet olsa da yine geçerli. Yalnız bu teğetlerde, iki teğette bizim daha pratik bir kuralımız var zaten. Hatta külah diye, dondurma külahı misali arkadaşlarım, bir çember ve çift teğet söz konusu olduğunda bu teğetlerin değme noktaları arasındaki yay ölçüsüyle dışarıda kalan bu dış açı alfamızın ikisinin toplamı alfa artı teta 180 derece oluyor. Hatta bunun yarım çemberle oluşturulmuş bu yarım külah görüntüsünde de x açısıyla y açısının toplamı 90 derece oluyor. İki cümle daha söyleyip soru çözmeye başlayacağız beraber. Lazım olacak bize soru çözerken bunlar. Çemberde iki tane kiriş eş uzunlukta ise arkalarında kalan yayların ölçüleri de aynı olur. Ve son olarak şimdilik çemberde iki kiriş ya da bunlar kesen doğrular da olabilirdi, birbirine paralel verilirse bu paralel kirişler arasındaki yay ölçüleri yine aynı oluyor arkadaşlarım. Hemen vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyoruz. Birinci arkadaşlarım, her soruda özellikle üçgenlerle iliştirilip ya da dikdörtgen, kareyle, dörtgenlerle bir çember beraber soruda yer aldığında verilen açıları çemberde kullanılabilir hale getirmeye çalışın rica ediyorum. Ne demek istiyorum? Verilenleri okudunuz tabi bu arada. 20 derece, 30 derece. X'i soruyor bize. Arkadaşlarım bu 20 çemberde ne ifade ediyor bizim için? Hemen D noktasından hafif bir uzatma yaptığımız zaman 20 çevre açı ise karşısındaki yay 40 derece olacak şüphesiz. Örneğin bu 30 ise karşısındaki yay da 60 derece olacak. Merkez çap 180 derece bu yarım çember yayı. O halde buraya 120 düşecek. Biz x'i istiyoruz. X'i bir iç açı olarak düşünürsek arkadaşlarım, iç açı yukarıda bakın dikkat edin 40'ı görüyor. Aşağıda 120'yi görüyor. 40 ile 120'yi topladınız, 2'ye böldünüz. Birinci sorunun cevabı hemen cevap B şıkkı. 80 derece. İkinci sorudayım arkadaşlarım. İkinci soruda bakın bir dış açı var burada. Burada da bir iç açı var aslında. Bu da iç açı kendince. EXC yay ölçüsünün kaç derece olduğu sorulmuş. Hocam neden X yazılmış buraya? Neden EC yazılmamış? Bunu da bir not olarak söyleyelim. X olmayıp sadece EC yayı denilseydi, EC yayı bu yay da olabilirdi. Tam tersine şu büyük yay da olabilirdi. Bunu belli etmek için araya harf vermeleri gerekir. Bazı kaynak ya da kitaplarda buna dikkat etmeyebilirler. İlk aklınıza gelen yeri tercih edin siz de. 115, hemen yan tarafına 65 yazdım. Bakın bu istenen yaya A diyelim. Bu tarafta yer alan küçük yaya da B diyelim. Hemen yazıyorum. A artı B bölü 2 arkadaşlarım 65 derece değil mi? İç açıya göre. O halde A artı B 130 derece dikkat ederseniz. Bu sefer dış açıyı yorumlayacağım. A eksi B bölü 2 35 derece. O halde A eksi B de 70 derece. Bu iki denklemi birlikte çözdüğünüz zaman 2A 200, A 100 derece olacaktır. B de 30 derece olacak. Bize A'yı sormuşlardı. Cevap 100 derece. Cevap Edirne. Hemen 3. sorudayız. 3. soruda 3 tane eşit kiriş görüyorum. İlk bakışta 130 derecelik bir teğet giriş açı var arkadaşlarım. Ve aynı şekilde yan tarafı da bir teğet giriş açı 50 derece olur. Bakın bir teğet ve bir giriş. 50'nin karşısındaki yay hemen 100 derece. Eşit girişler mevcut.
Bu 100 derece ise bu yayda 100 derece arkadaşlar. Bu yayda tabii ki 100 derece olmalı. 100, 100, 100, 300 oldu. O halde şu BE yayına 60 derece kaldı. Bu X arkadaşlarım bir dış açı. O halde bu X'i nasıl bulalım? Bakın bu taraftan 200'ü görüyor. Ve şu tarafta da 60 var. Farklarının yarısını alıyorum. Cevap 70 derece arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız. 4 numaradayız. 4 numaralı soru arkadaşlarım. Külahlarla ilgili dikkat edin bakın şöyle bir yay var. 2 teğet. Aynısı burada söz konusu. Aynısı burada söz konusu. Bu 64, 76. Bu üçüncü açıyı bulmaya çalışıyorum üçgende. Malum 140 derece olur. Burası da 40 derece. Külah özelliğimize göre bu 40 ise bu yayımızda ne olmak zorunda? 140 olmalı. Hepsi 180'de. Bu 140 ise 140'ı gören çevre açı tabii ki de 70 derece olmalı. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda arkadaşlarım bizim bu EDF üçgenimizin dış teğet çemberi çizilmiş aslında. Açıortay konusunda da üstüne düşmüştük bunların daha önce. Bakınız bu külah özelliğinde az önce anlatıp söylediğimiz külah özelliğinde eğer evet bu açıyla bu yay 180 derece yalnız P noktasından eğer merkeze doğru bir ışın alırsanız bu ışın açıortaylık yaratacaktır size arkadaşlarım. Açıortaylık yaratacak. Bakın burada görülüyor bu özellik. Açıortay var. Burada da açıortay var ve yan tarafa bir yardım olsun diye bir kural hatırlatması yapacağız. Eğik daha doğrusu yan yatırılmış bakın bu özellik üçgenlerde çift dış açıortay olduğunda arada kalan D açısının ölçüsü 90 eksi alfa bölü 2 formülüyle bulunurdu. Yani buradaki alfa bu arkadaşlarım. O halde 90 eksi alfa bölü 2 aslında 70 olarak vermişler bize. Buradan çözüm yapınca alfayı 40 derece buluyorsunuz. Alfa madem 40 derece bu sefer şu büyük külahı inceleyelim. Alfa 40 ise eğer A'dan C'ye kadar olan yayınız 140 olmalı. Bu 140'ı gören çevre açı yine 70 derece olmalı. Altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soruda arkadaşlarım teğet kiriş açı odaklı bir soru yine bu. 75 derece verilmiş. İkizkenar bir üçgen var. Çevre açı burası x. X'in karşısındaki yaya hemen 2x yazıyorum. Bu 2x'i gören teğet kiriş açı. Bakın bir teğet ve bir kiriş. O halde buraya da x yazabiliyorsunuz. Ve ikizkenar üçgene göre buraya da x yazabiliyoruz. O halde arkadaşlarım büyük ADC üçgeninde tüm açıları topladığınız zaman x artı 75 artı bir daha x ve x 180 derece yazarsanız eğer x buradan 35 derece bulunur. Cevap B şıkta. 7. sorudayız. 7. soruda renk katıyor dersimize bu soru. Bir düzgün çokgen sorusu. Hatırlarsak düzgün çokgenlerin sürekli bir çevrel çemberi vardı. Açı sorularında özellikle çevrel çember çizme taraftarıydık düzgün çokgenlerde. Şöyle kendimce çevrel çemberini çizdim. Çemberde açılara geçiyorum. Bu 36 ise karşısındaki yay 72 derece. O halde burası 36, 36. Her bir parça 36 arkadaşlarım. Dikkat edelim. Bunun kaç kenarlı olduğunu bilmemize gerek yok. Soruya motive olalım. Burası da 36. Bu alfa bir iç açıdır çembere göre. Ve bu alfanın sol tarafta gördüğü toplam yay ölçüsü 144 derece. Sağda bir tane gördüğü 36 var sadece. Topladınız, ikiye böldünüz arkadaşlar. Cevap 90 derece D şıkkı. 8. sorudayım. 8. soru ders niteliğinde bir soru arkadaşlarım. Bakın AB kirişi ile OC yarıçapının paralel olduğu verilmiş. Ve yan taraftaki verilenleri tabii layıkıyla okumamız gerekiyor her seferinde. Alttaki bilgiyi az sonra okuyacağım. Paralellikle ilgili çemberde tek bir kural biliyoruz arkadaşlarım. Bu kural da paralelliği şöyle devam ettirdiğim zaman daha iyi anlatacağım size. Şu solda kalan ve sağda kalan
Yanlarda kalan yay ölçüleri aynıydı paralellikte hatırlarsanız. Okumaya devam ediyorum. DC yayı yani bu kısım 60 dereceymiş arkadaşlar. Burası yarım çember olduğu için buraya 120 derece yazarım. Artı yan tarafta kalan şu yay ölçülerine alfa alfa yazalım isterseniz. Ve şimdi son bilgiyi okuyorum. AB ile BD madem bunlar eşit giriş, o halde bu girişlerin arkasındaki yaylar da aynı olmalı. Yani burası alfa artı 60 ise bu yay da alfa artı 60. Arkadaşlarım üst yarı çembere baktığınızda 3 alfa artı 60 180 derece. Alfa buradan 40 derece gelir. X açısına bakalım. X bir iç açıydı. Aşağıda 120'yi görüyor. Yukarıda alfayı yani 40 dereceyi toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman sorunun cevabı 80 derece arkadaşlar. Cevap E şıkkı. 9. sorudayım. 9. soruda bir CD teğeti söz konusu. Yarım çember. Dik açı verilmiş bize. Teğet noktayı hiç vakit kaybetmeden merkeze birleştiriyorduk. İkiz kenarlık buluyoruz. Farkındaysanız bunların hepsi yarıçap. Bu x ise bu x. Merkezle teğeti birleştirdiğimizde dik açı elde edilirdi. 40-90. O halde burası 50 derece. Arkadaşlarım bu karaladığım üçgenin açılarını toplayıp 180'e eşitlerseniz bakın burası 140. O halde 2x ise 40 kalacak sadece. X eşittir 20 derece. Cevap A şıkkı. 10. sorudayız. 10. soruda çember üzerindeki noktaları merkeze ya da uçlara birleştirirdik hatırlarsanız. Bakın B ile D, E ile C birleştirilebilir. Eğer burada D'yi B'ye birleştirip çapı gösterirseniz bu D açısına çapı gören çevre açı dik açı olur. 90 derece. Bu da bize bir eski bilgiyi hatırlatıyor. Yükseklik ABC üçgeninde bu taraftan bakıldığında yükseklik kenarı iki eş parçaya bölmüş. Kenar ortay olmuş. O halde bu ikizkenar bir üçgen olur. Ve burası aynı zamanda açı ortay olmak zorundadır. BE yayının 40 derece olduğu verilmiş bize arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer bu açılar aynıysa bunların baktığı bu ED ve DC yayları da aynı olmalı bu açı ortay gereği. 180'den 40'ı çıkarttım. 140. 2'ye böldüm. Burası 70. Burası 70. Bu 70'i gören çevre açı 35. Ve malum 35 ile alfanın toplamı dik üçgene göre 90 olacağından alfa 55 derece olmakta. Ve 11. sorudayız. Çemberlerin merkezlerini belirtmekte fayda var arkadaşlar. Verilenleri okuyorum. Buraya R, R, AB 2R oldu. EC'ye de tek R yazmam icap ediyor. Tabii ki de çemberin üzerinde nokta var mı diye tarama yaptığınızda E ve D noktalarını çekelim merkeze doğru. Bunların her biri yarıçap olacak. Bunu da çektim arkadaşlarım. Bu da yarıçap oldu. Ve buradan sonra ikizkenarın farkına varın lütfen. Burası 20-20. İki iç açı bir dış açıyı verecek 40 derece. Bu da ikizkenar arkadaşlarım. O halde burası da 40. 40-40-80. Burası 100 kaldı. 120 oldu beraber. Buraya 60. Efendim ikizkenar burası. O halde bu açıyla bu açı da aynı. 180'in 60'ına çık. 120 bölü 2'ye 60-60 gördüğünüz gibi her tarafı bulmaya çalıştık. ADC köşesi bize sorulmakta. ADC 60-40 daha. Cevap 100 derece arkadaşlarım. Arkadaşlarım 12. sorudayız. 12. soruda PRB yay ölçüsü 160 derece verilmiş. PRB. Arkadaşlarım bu verilen yayın biz çember için anlamlı hale getirilmesini istiyoruz. Çemberin üzerindeki B noktasını eğer T'ye birleştirmeyi düşünürseniz işte bu merkez açı haline dönüşmüş olduğu 160 derece ve burası 160 derece. Bu iki çemberin merkezleri T ve S iken arkadaşlarım bu aslında yarıçap idi. Dikkat ederseniz S ile B'yi birleştirirsem de bu yarıçap. O halde bunlar zaten eş çemberlerdi. Dikkat ederseniz yarıçapları birbirinin aynısı olacak ve eşkenar üçgen elde etmiş olacağız. 60-60-60 ve böylece arkadaşlarım bakın burası da eşit. Dikkatli bakalım. 160-60 daha 220. Bu tamamen 360 dereceyken 220'ye çıktık, geriye 140 kaldı. İkizkenardan buraya da alfa yazabilirim. 140 artı 2 alfa 180 derece. Alfa 20 derece oluyor. Cevap E şıkkı arkadaşlarım.
Şimdi 13. sorudayız. 13. soruda bir kare, içinde iki tane çeyrek çember var. Dikkat edelim, çeyrek çemberin yarı çapı aslında karenin bir kenarı olmakta. Her iki çember için de aynı şeyi söylüyorum. Çemberin üstünde nokta var mı diye radar gibi tarıyoruz. Bu noktayı A merkezine birleştirdiğimiz zaman, bakın burası yarı çap R. Arkadaşlarım, buraya da R yazdım. Buraya da R yazdım. Bu sefer D merkezi çeyrek çembere baktığınızda E'yi bir de D'ye birleştirdiğinizde burası da R. Burası da zaten R'ydi. Burada bir eşkenar üçgen olmakta. 60, 60, 60. Şuraya 30 derece kaldı. Şu kırmızıya boyadığım üçgenin ikizkenar olduğuna dikkat edin lütfen. O halde bu ayak açıları 75, 75 olmalı. Tepesi 30 çünkü. EBC küçük köşedeki açı isteniyor bizden. Buranın da cevabı o halde 15 derece, cevap E şıkkı. 14. sorudayım arkadaşlar. 14 gerçekten birazcık daha üst seviye bir soru olmuş. Yarım çember söz konusu. Arkadaşlarım, yarım külahı hatırlayın lütfen. Hatırlarsak ders başında da bahsetmiştik bundan. Dışarıda ki bu dış açıyla şu yayın toplamı 90 derece olacaktı hatırlarsanız. Bakın bu açı ve bu yaydan bahsediyorum. Buraya hemen xx yazmalı. Buraya hemen 90'dan çıkarıp 90-2x. Burası 90-2x ise eğer arkadaşlarım, C köşesi çevre açı kuralımıza göre 45-x olmalı. Burası zaten alfa. Bakın dikkat edelim, x'i bulmayacağız. X'i bulacağız diye düşünüp çok kişi takılıyor bu sorularda maalesef. Oysa ki hepsini toplayıp 180'e eşitlediğiniz zaman x'lerin gittiğini fark ediyorsunuz. Ve alfa 135 derece arkadaşlar. 15. sorudayım. 15. soru 3 tane çemberin birbirine teğet olarak verildiği bir soru. Arkadaşlar, şiddetle öneririm size, birden fazla çember söz konusu iken merkezlerini birleştirmeye çalışın. O1, O2, O3'ü. Bakın O1 ile O3 merkezler birleştirildiğinde bunların değdikleri noktayla merkezlerin, yani O1, A ve O3'ün tamamen doğrusal olduğunu unutmayacağız. O1C, O2 için de aynı şey geçerli. Aynı O3, B, O2'yi de birleştirmeye çalışırsam gerçekten O1, O2, O3 üçgeni burada belirleyici olacak. Hadi çözmeye devam edelim. Bu 30 derece ise gördüğünüz üzere bu yay 60. Yine aynı çembere göre, merkez açı kuralımıza göre burası 60 derece olacak tabi. Arkadaşlarım, 40 var, 60 var, 100. O halde burası 80 derece. Ve O2 merkezli çembere göre 80. Merkez açıya göre bu yayı 80 derece kılar. Bu 80 dereceye göre çevre açı kuralımızı kullanıp x'in 40 derece olduğunu görebiliriz. Gerçekten bu farklı ve güzel bir soruydu. 16. sorudayız. Bu sefer size bir iki soruda, iki çemberli sorularda teğet çizmeyi öğretmeye çalışacağım. İki çemberin birbirine temas ettiğini görürseniz rica ediyorum temas ettikleri noktadan bunlara ortak bir teğet çizelim arkadaşlar. İşinizi inanılmaz kolaylaştıracak ve sizi formül ezberlemekten alıkoyacaktır bu. 120 derece karşıda 240'lık bir yay görür. 240. Bu 240 ise burası da 120 derece. Öyle değil mi? Yine teğet kiriş açı özelliği. Bakın, teğet kiriş, yay 240, açınız 120. Arkadaşlarım, kırmızı doğruya bakın. Bir de AE'ye bakın. Bu 120 ise o zaman burası da tabii ki de 120, ters açılardan kaynaklı. O halde bu 70 ise yan tarafımıza 50 düşecek. Ve küçük çembere göre 50 derece teğete sahip, kirişe sahip, teğet kiriş açı bu 50 ise o halde bu yay 100 olmalı. Ve bu 100 derece ise çevre açıdan x'imiz yarısı olacak, yani 50 derece. Arkadaşlarım, 17. sorudayız. Yine benzer bir soru tarzı arkadaşlar. Çift çember var. Değdikleri nokta var. Hiç vakit kaybetmeden değdikleri noktadan şöyle bir ortak teğet çizdim. Bu 70 ise bu yay malum 140 çevre açıya göre. Külah özelliğini kullanacağım müsaadenizle. Burası 40 derece değil mi? Yayla açımızın toplamı 180'di. 40'ın komşusu tekrar 140. Bu 140 ise bu sefer öteki çembere göre yine külah özelliği. Burası
40 derece olacaktır ve 40'ı gören çevre açı x'i 20 derece yapacaktır. Gördüğünüz gibi teğet çizme inanılmaz kolay hale getiriyor soruyu. 18. soru ve bir kere daha arkadaşlarım bunu göstereceğiz. Arkadaşlar ABC açısının 130 derece olduğu verilmiş bize. Dikkatli bakarsak eğer B noktasından teğet çizmeliyim ve buraya x yazdım, buraya y yazdım şimdilik. X yazıp bu yay teğet giriş açıya göre yine pardon burası 2x olacak tabii ki. Daha sonra arkadaşlarım bu 2x ise burası x. Bu yayda bu y 2y olacak ve burası da yine teğet giriş açıya göre y olacak. Bu dörtgenin açılarına baktığınızda arkadaşlarım x artı y 130'du ya. Öyle verilmişti. O zaman bu 3 köşe yani 2x artı 2y'niz 260 olur. Dörtgenin hepsi 360 olduğu için 360'tan 260'ı çıkarttığınızda bu da size F köşesindeki açı ölçü değerini verecektir. Cevap E şıkkı. Arkadaşlar 19. soruda yeni bir bilgi daha öğrenmeye başlayacağız. Kirişler dörtgeni. Nedir hocam Kirişler dörtgeni? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan dörtgendir arkadaşlarım. Tanımı bu. Çok basit bir tanım. Her Kirişler dörtgeninin köşelerinden daima bir çember geçer. Yani ne demek acaba? Arkadaşlarım bir dörtgenin dört köşesinden çember geçtiğini gördüğünüzde asla unutmamanız gereken bilgi karşılıklı bu iki açının toplamının 180 olması. Örneğin 70 verildiyse biz karşıya 110 yazabiliyoruz. Arkadaşlar herhangi bir bilgi yoksa da örneğin burası alfa ise burası 180 eksi alfa yazılabiliyor. Zaman zaman çemberi hazır çizilmiş verecek. Bazen Kirişler dörtgeni olduğunu söyleyip köşelerden biz çember çizeceğiz. Ve bazen en kötüsü Kirişler dörtgenini de biz fark edip evet bu bir çember çizebileceğimiz soru diyebileceğiz. Buyurun 19. soru 40 derece 60 derece alfa. Bakın dört köşesi dörtgenin dört köşesinden bir çember geçiyor. Hemen Kirişler dörtgeni diyoruz. Burası o zaman 180 eksi alfa karşıya geçtim. Bir de hatırlarsak şalvar özelliğimiz vardı. Bilmeyeniniz yoktur. Bu üç köşenin toplamı şu kısmı veriyordu. 60, 40 ve alfa 100 artı alfa. O halde 100 artı alfa 180 eksi alfaya eşit. Arkadaşlarım işlemleri yaptığınız zaman alfayı 40 olarak yakalıyorsunuz. ACD açısı yani alfa sorulmuş zaten. Cevap 40 derece. Arkadaşlar 20. sorudayız. Bu sefer bakın Kirişler dörtgeni olduğunu kendisi bize vermiş. Herhangi bir çember çizimi yapılmamış. Köşelerinden biz bir çember geçirebiliriz arkadaşlarım. Bir çember çizmeye çalıştık. 20 derece karşıya 40 yazdım hemen. Çevre açıya göre 50'ye 100 yazdım. Aynı kirişler aynı yaylar getirir. 100'e 100. Bu 100 ise arkadaşlarım burası da 50 dikkatli bakarsak. Bu 100 ise bu da 50 yine çevre açı kullanıp duruyorum. Efendim burası 70 derece. Burası 50 derece. Boyadığım kırmızı üçgene göre x'e de tabii ki 60 derece kalır. Cevap C şıkkı. Evet 21. sorudayım arkadaşlar. Kirişler dörtgen örneklerimize devam ediyoruz. Kirişler dörtgeni bu sefer hazır yok. Soldaki ve sağdaki çemberler birbirlerine girmişler. E ile F noktasını birleştirir birleştirmez. İki tane kirişler dörtgeni fark edeceksiniz. Biri büyük çember soldaki için biri sağdaki için. Bakın birinci dörtgen şu. Kirişler dörtgeni ikincisi de şu. Köşelerinden çember geçmiş. O halde 85 ise hemen buraya 95'i yazıyoruz. Toplam 180 olacaktı. Bu 95 ise malum burası 85. Bu sefer diğer kirişler dörtgenine göre 85 ile x'in de toplamı 180. O halde x'e 95 derece deyip bitiriyoruz. Arkadaşlarım 22. sorudayız. 22. soru birazcık daha zor bir soru. Biraz karışık duruyor. Çemberin üzerindeki ve merkez noktalarını incelediğiniz zaman arkadaşlar A O1 birleşimini yaparsanız ve B O1'i birleştirirseniz bu size küçük çemberde hiçbir şey vermiyor gibi görünse de ilk aşamada büyük çembere bakmanız gerekecek. Bakın hamleyi solda yapıyorsunuz size sağda bir şeyler çıkıyor. Söyleyelim hemen A O1 BD dörtgeni yani bu dörtgen büyük çemberimiz için Kirişler dörtgeni. O halde bu 50 ise bu
karşısındaki açı 130, toplam 180 de. Bu 130 ise merkez açıya göre bu yay 130. Artık küçük çemberdeyim. Küçük çemberde bu yay 130 ise çevre açıya göre x 65 derece oluyor. Cevap D şıkkı arkadaşlarım. 23. sorudayız. 23. soru arkadaşlar, bakın hiç fark etmiyor bile insan ilk aşamada bunun çember sorusu olduğunu. O yüzden gerçekten zor bir soru. Verilenleri okudunuz. Açıortay ve kenarortay birlikte verilince ne yapardık? Hemen dik açı yerleştirip bu ikizkenar bir üçgen derdik. Tamam. Sonra ABCD dörtgenine yoğunlaşalım. 90 derece, 90 derece toplam 180 ya. Toplamı 180 olduğu için demek ki bu dört köşeden bir çember çizebilirsiniz arkadaşlar. Hemen çember çiziyorsunuz. Çünkü bu dörtgeniniz kirişler dörtgeni. Lütfen dikkat edelim. Şeklin tamamını bir çemberin içine koymaya çalışmayın arkadaşlarım. Tanım odağında ilerleyeceğiz inşallah. Böylece arkadaşlarım bu 25 dereceye hemen karşıya aldım 50. Bu 50 ise çevre açıya göre alfa, yine aynı yayı gördüğü için 25 derece eşit oluyor. Arkadaşlarım son bir soruyla yine bitirelim burayı da. Alfayı sormuşlar bize. 50 derece var. Yine bir üçgen sorusu. Şu dik açıları katalım. Dik açı. Bakın bu dik üçgende muhteşem üçlü var. Uyumayalım. EB, EC, EK da aynı olmalı. Aynısı bu FCB üçgeninde de söz konusu. Burada da muhteşem üçlü var arkadaşlarım. Hal böyleyken 90 derece. Bakın iki tane 90 derece var elinizde. Eş uzunluklarınız var arkadaşlarım. Aklınızda olsun, eş uzunluklarda hani 3 tane eşit uzunluğunuz olsa merkezi O kabul etmek suretiyle bu 3 uzunluğu yarıçap kabul eden şöyle bir çember çizdirebiliyorlar bize sorularda zaman zaman. Bakın EB, EF, EK, EC, yani anlayacağınız K, F, B, E'yi merkez kabul ediyorum arkadaşlar. E'yi merkez kabul ettim. Çemberi çiziverdim. Bu 50 derece ise malum burası merkez açıya göre 50 derecelik bir yay. Arkadaşlar aşağı yay 180 derece. Dikkat edin, finali düzgünce yapalım. 2 tane kesen var. Bu 2 tane kesen bir dış açı oluşturmuş. O halde alfa dış açısı gördüğü yayların farkının yarısı olmalı. Yani 180 eksi 50 bölü 2, yani sorumuzun cevabı 65 derece. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hep söylediğimiz gibi sadece izlemek dinlemek yetmez arkadaşlarım. Lütfen kendi başınıza da elinize kalem alıp yapıp kendi başınıza yaşayıp sürekli pekiştirerek devam ediyoruz. Pekiştirilmeyince hemencecik unutuluyor. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.